Saplantılı aşığı onu taciz etti. Yetmedi ya benimsin ya toprağın deyip bıçaklayarak öldürmeye kalktı. Genç kız o dehşetin şokunu atlatmaya çalışırken mahkemeden gelen haberle bir kez daha sarsıldı. Çünkü savcılık o adamın serbest bırakılmasını istedi. Bir, iki. Ne ikisi ya, ne ikisi? Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlanacağına inanıyorum. Taciz etti, çalıştığı marketi basıp defalarca bıçakladı. Tutuklandı ama savcılık şizofreni raporu var diyerek serbest bırakılmasını talep etti. 28 Kasım'da 4. davam görülecek ve şahsın serbest kalma ihtimali var. Dehşete düşüren olay bir yıl önce Erzurum'da yaşandı. Murat Yıldırım aynı markette çalıştığı Cansu Toktay'a karşılıksız aşk besliyordu. Genç kız arkadaşlık teklifini reddetse de bir türlü peşini bırakmadı. Aynı iş yerinde çalıştım. Bana karşı saplantısı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. İddiaya göre Murat Yıldırım Cansu Toktay'a aşk dolu mesajlar gönderdi. İş yerindeyken de Cansu'nun adının geçtiği şarkılar söylemeye başladı. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Genç kız market yöneticisiyle konuşunca Murat Yıldırım'ın şubesi değiştirildi. Ancak saplantılı aşık bu duruma daha da öfkelendi. Olaydan bir gün önce iş yerini silahla bastı. Bu kez genç kız aşk mesajları değil tehdit mesajları almaya başladı. Sonunda o adam çalıştığı marketi bastı ve genç kızı defalarca bıçakladı. Tekrardan iş yerime gelip beni üç yerimden bıçakladı. Ona bu dehşeti yaşatan Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak mahkemeye sunduğu şizofreni raporu nedeniyle tahliyesi söz konusu. Genç kızın tek isteği onu bıçaklayan adamın gerekli cezayı alması. Şehrimi çok seviyorum, gitmek istemiyorum.